Gördüğünüz gibi İzzet Paşa Camisi'nin mihrabındaki denge sütunları diyeceğimiz, o şekilde ifade edeceğimiz parçalar var. Bunlar caminin depremlerde statiğinin bozulup bozulmamasında gösterge olarak önemli rol oynuyor. Döndüğü zaman caminin elhamdülillah herhangi bir yapı olarak statiğinde bir eğilmenin, bükülmenin, bozulmanın olmadığına işaret ediyor. İstiğfarla geliyoruz, istiğfarla dönüyoruz. Şimdi İzzet Paşa Camisi Elazığ'ın Harem-i Şerifi aynası, en büyük camisi, A grubu camisi olarak ifade ettiğimiz camimiz. Güzel bir eser, sağlam bir eser. 2020 yılında ve geçtiğimiz günlerdeki 3 büyük depremi elhamdülillah hasarsız bir şekilde atlatan kıymetli bir yapımız. Şimdi İzzet Paşa Camii öncelikle 1860'lı yıllarda dönemin valisi İzzet Paşa tarafından ahşap küçük bir cami şeklinde öncelikle bulunduğu yerde yapılıyor. Daha sonra zamanla ihtiyaca cevap veremediğinden dolayı 1966 yılında o ahşap bina, eski cami yıkılarak bugünkü haliyle İzzet Paşa Camisi yeniden inşa ediliyor. İbadete açılışı, bugünkü haliyle ibadete açılışı 1970'li yıllar. İzzet Paşa Camisi Elazığ'ın en büyük yapılarından, en güzel, en önemli yapılarından bir tanesi. Halkımızın rağbet ettiği, halkımızın ibadetinde lezzet aldığı, buluşma noktası olarak tayin ettiği simge camilerden, Türkiye'deki simge camilerden bir tanesi. Mihrabımızın, İzzet Paşa Camimizin mihrabın sağında ve solunda iki tane şöyle sütunumuz var ki biz bunlara denge sütunları diyoruz. Bunlar gördüğünüz gibi rahatlıkla dönüyor. Döndüğü için de bu caminin sağlamlığını ve yapısının bozulmadığını işaret ediyor. Onun için bu camiyi yapanlar, bunları tabii düşünerek yapmışlar. Projesinden, mimarından, çalışanından, her şeyiyle burada emeği geçen bütün kardeşlerimize, üstadlarımıza ben teşekkür ediyorum. Hayatta olanlara Cenab-ı Hak selamet versin, sağlık, sıhhat versin. Ahirete intikal edenlere Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Allah hepsinden razı ve hoşnut olsun. Tabii en ufak bir kayma olsa, en ufak bir statiğinde bozulma olsa şu sütunlar dönmeyecek. Şu sütunlar dönmeyecek. Onun için biz rahatlıkla elhamdülillah bu camide hem görevimizi hem ibadetimizi yerine getirmeye çalıştığımız gibi ifade ettim. Misafirlerimizi de ağırlamaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz bu noktada.